ulaşılamıyor. Buyurun Zelal'im. Doktor bey. Demek ki hala o köyde. Sana yemek hazır. Benim huzurum kalmadı Rabia. Gidip oğlumuzu o köyden alacağım. Sakın oraya gitme Mustafa. Zelal seni görürse hemen tanır. O zaman her şey ortaya çıkar. Yıllar geçti Rabia. Tanımaz beni. O kadın evladını sana verdi. O yüreği acıyla yanan bir ana. Değil 30 sene. Bir asır geçse de seni tanır Mustafa. Bebeğini verdiği adamın yüzünü asla unutmaz. Korkuyorum. Ya Tarık'ın hafızasında köyle ilgili bir şeyler canlanırsa? Onu aldığımızda küçücüktü. Endişelenme. Ne o köyü ne de annesini hatırlayabilir. Hadi diyelim ki hatırlamadı. Ya Zelal'e gönderdiğin fotoğrafları görürse her şey alt üst olur. Tarık nasıl görsün o fotoğrafları? Ya görürse? Ah kadın ah! Ne diye o fotoğrafları verdin ki sanki? Ne olacak şimdi? He? Annedir dedim. Hakkı vardır dedim. Nereden bileyim böyle olacağını? Toparla kendini Hoca Zelal. Bila sağlık kocana. İyi değil. Bir sakinleştirici gerekiyor. Dokunma bana. Sen yaktın kızın başını. Kurtulmuştu çocuk. Çıkardın bir salgın milletin başına. Bu şalayı deline düşürdün bizi. Lütfen sakin olun. Ben sadece yardım... Senden yardım falan istemiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Berfin'i bulduk halo İbrahim. Bilirim. Dağda bulup zorla köye indirmişsiniz kızı. Ha getirdik evdedir. Malum bundan böyle kendimizdir. Halo. Eğer mümkünse derhal nikah kıyalım. Bu nikahı ben kıymam. Sebep? Niye kıymıyorsun nikahı halo? Sanki bilmezsin Roşat. Bu nikahta Berfin kızın rızası yoktur. Halo, Zelal kadın kan parasını ödemedi. Bu durumda Berfin kızı almak haktır. Törenin gereği de budur. Doğru olmayan töre de vardır. Doğru olmayan da hak değildir Hamit. Bu ettiğin doğru değil. Töreyi çiğniyorsun. Senden başka imam mı yok? Bu nikah kıyılacaktır halo. Bunu bilesin. Yardım edin. Açın kapıyı. Kimse yok mu? Yardım edin. Kimse yok mu? Bırakın beni, bırakın evime gideyim ne olur. Yeter artık. Yılmaz. Yılmaz'ım. Artık dayanamıyorum. Toplanmış Berfin mi dinlersiniz? Dağılın hadi. Hadi dağılın. Dağılın hadi. Ne olacak şimdi? Hala duruyorsunuz ha. Hadi, hadi dağılın. Abi hele bir dur sakinleş.
Halledeceğiz bu işi abi. Halledeceğiz. Nikah kıymazmış. Heh. Gör bakalım nasıl kıyacak. Abi. Damat. Emret Ruşat baba. Bak Hamit Emin ne der. Damat. Hemen en yakın köye git. Oradaki hocayı al gel. Ben giderim de Halo İbrahim varken gelir mi bilmem. Ya Halo İbrahim köyde yok de. Hayır işi de. Nikah için de. Hadi de babam bir şey. Hadi. Olur Hamit Emin. Hadi. Allah'ım. Sen affet beni. Ne yapıyorsun kız? Sana düğün dernek kuracağım. Hele gör bak hanımlar gibi yaşayacaksın. Korkun boşunadır. Hiç tasalanma. Hele bana bir erkek evlat ver. Sen bir de beni o zaman gör. Herkesi sana kul köle edeceğim. Babam yaşındasın Roşan. Gel vazgeç bu sevdandan. Benden kadın olmaz sana. Olur. Olacak. Hoca gelir gelmez nikah kıyılacak. Nikah kıyılmadan kızımı o zalimlerden kurtarmalıyım Halo İbrahim. Ama bu para toplanmaz. Geriye tek bir çare kalıyor. Sakın. Sakın öyle bir delilik yapma Zelal kızım. Sana da kızına da zarar verirler. Bu Roşat'ın ne yapacağı belli olmaz. Selamünaleyküm. Selam. Buyur gel kamacı. Köylüler Zelal bacının durumuna çok üzülmüştür. Güçleri yettiği kadar yardım edeceklerini söylediler. Sana haber etmemi istediler hala. Nikah kıyılmadan şu kan parasını denkleştirelim kamacı Yaşar. Allah hepinizden razı olsun. Zelal bacı! Zelal bacı! Zelal bacı! Zelal bacı! Halo İbrahim buradadır dedi. Aha burada. Kurcuva köylüleri bunlar. Hayırdır kardeşler? Seni almaya geldik Halo İbrahim. Vaziyet çok kötü. Çok kan dökülecek. Bazıkanlarla izolar birbirine girdiler. Hemen Kurcuva'ya gitmem gerek. Allah razı olsun. Bilirim. Burayı böylece bırakıp gitmek olmaz. Ama bilirsin Zelal. Bir başladılar mı kan gövdeyi götürür. Kamacı Yaşar seni yalnız bırakmaz. Dediğimi unutma. Sakın bir delilik yapma kızım. Para toplandı toplandı. Toplanmadı artık kızın canıdır mühim olan. Hadi Allah'a emanet. Burada toplanmamızın sebebini hepimiz biliriz kardeşler. Biliriz. Biliriz. Biliriz bilmesine de kamacı Yaşar. Bu sene kurak gitmiştir zaten. Köylüde para yoktur. Herkes gönlünden kopanı verirsin. Elden ne gelirse sevaptır. Orada ne oluyor baba? Sen ne arıyorsun burada? Geç, geç, geç. Ne işin var senin burada? Merak ettim baba. Köylü niye toplanmış? Zelal kadına yardım işi toplamışlar. Kan parası toplarlar. Hepsini topladılar mı bari? Ne bileyim ben Kezban. De hadi git ayıptır. Tamam, git, tamam. Dolaş. Sargılarını değiştirelim mi Hasan? Acıyacak mı? Belki biraz acıyacak. Ama biliyorum. Delikanlı adamsın sen, korkmazsın. Hasan'ın ailesi size bunları getirmiş. Öyle mi? Köyde ilk defa böyle bir yakınlık görüyorsunuz değil mi? Evet. Merak etmeyin. Köylü yavaş yavaş alışacak size. Köyde devamlı kalacakmışım gibi konuştum Dila. Benim görevim salgın çözülünce biter. Şehre döneceksiniz. Öyle mi? Tabii. Orada beni bekleyen bir hayatım var. Burada kalamaz mısınız? Bu insanların size ihtiyacı var. Hayır Dila. Burada kalabileceğimi sanmıyorum. Kızıyorsun ama daha önce de söyledim. Bu insanlar böyle davrandıkça kimse de burada kalmaz zaten. İlaçların listesini istemiştiniz. Masada. Sen devam eder misin? Hı hı.
antibiyotik az. Ama çocukların tedavisine yeter. Nedir bu? Et kavurmuşlar. Et mi? Neden söylediklerimi dinlemiyorlar Dilan? Hayvanların etinden sütünden bir müddet uzak kalmak çok mu zor? Hastalığı kontrol altında tutmak bu şartlarda nasıl mümkün olacak anlamıyorum. Eğer onları durdurmazsak bu bir felaket olur Dilan. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Durun, dağıtmayın o etleri. Hayrola Tohtur Bey, bir kusur mu ettik? O etleri dağıtmayın. Nedendir? Oğlum iyi olmuştur. Bir sığır kesip dağıtırız fakir fukaraya. Bak, bak kestiğin o hayvan hastalıklı olabilir. Ama mundar olmadan kesilmiştir. Merak etme, hiçbir şey olmaz. Anlamıyorsun. Bu etler insanlar için tehlikeli olabilir. Tarık Bey. Durum kötü. Bunun gibi kesilip dağıtılan daha birçok hayvan var. Bunu Halim emmiye götür. Olur. Buyur doktor. Sakın o etleri yemeyin. Niye ki? Dağıtmayın. Çocuklara yedirmeyin. Allah Allah. Niye ki doktor? Ne güzel hayır işlerik. Fakir fukara sebepleniyor. He. Kesilen hayvan hasta olabilir. Hasta olsa ne olacak? Hayvan ölmeden kesilmiştir. Mundar olmayan et yenir. Hastalık herkese bulaşacak. Etten hasta olan görülmüş müdür ki doktor? Hele sen işe bak. Bize bir şey olmaz. Çocuklara yedirmeyin o etleri. Hata yapıyorsunuz. Beni dinleyin. Dinlemezler doktor. Dinlemezler. Köy tehlike altında muhtar bey. Köylüler o etleri yemesinler. Sen muhtarsın. Köylüyü durdurabilirsin. Çocuk çocuk konuşma doktor. Burada işler böyledir. Bir evde hayvan kesilir, bütün köyde yenir. Değil mi Dila? Biliyorum. Gördüm. İşte görmüşsün biliyorsun. Şimdi ben kapı kapı dolaşıp etleri mi toplayayım? De git Allah aşkına. Eski köye yeni adet getirmeyin. Doktoru dinle ne olur Şeyhmuz amca. Köylüye bir hastalık bulaşırsa, bir salgın olursa... Yok Dila yok. Kendinizi de beni de boş yere yormayın ya. Bu millete laf anlatılmaz. Hem yok yere telaş ediyorsunuz. Köylü milleti hele kolay kolay hastalanmaz. Gel la hayvan gel gel. Al sana et. Neme lazım? Köylünün durumu belli. Gücü anca bu kadarına yetebildi. Derdine deva olur mu bilmem Zelal Bacı. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah kan parasını tamamlamaya yeter. İnşallah. İbrahim Alor'un tembihi var. Bir şey olursa kahvedeyim. Sağ ol Yaşar kardeş. Çaban boşuna. Toplanmıyor işte. Çaban boşunadır Berfi. Bu zincirden kurtulamazsın. Ben hayvan değilim çöz beni. Olmaz. Aklın başına gelmeden olmaz. Nerede kaldın Dila? Bulabilir mi dedeni? Her yere baktım. Çareyi Kamacı Yaşar'a gitmekte buldum. Dedem komşu köye gitmiş. Ne zaman döner? Yol uzundur. Ancak yarın dönebilir. Deden olmadan bu insanlara nasıl engel olacağız biz? Galiba olamayacağız. Genç bir kız Basili dizantereye yakalanmış bile. Neden getirmedin hastayı? Getirmek istedim ama dinlemediler. Yine Çareyi Otacı Kadın'da arayacaklarmış.
Ne istersiniz? Doktor bey hastayı görmek istedi Holte Meyre. Baksın, hasta burada işte. Kusma, titreme var mı? He, vardır. Ateşi de çok yükselmiş. Hemen sağlık ocağına götürmeliyiz. Gerek yoktur. Holte Meyre iyileştirir. He ya. Yaptığım bu ilaçları kullanmaya başlasın. İnşallah hiçbir şeye kalmayacak. Bak Meryem teyze. Otlar bazı hastalıklara iyi gelebilir. Ama bu hastalığın tedavisi ancak tıbbi ilaçlarla mümkündür. Karın tehlikeli bir hastalığa yakalanmış. Tedavi olmazsa ölme riski var. Doktor haklıdır Seyit. Al karını sağlık ocağına gidelim. Lakin Dila, geçen gün aldığınız çocuk ölmüştür. Öyle değildi. Tedaviye geç geldi. O çocuk o yüzden öldü. De hadi git doktor. Git de Holte Meyre işine baksın. De git. Dinleyin beni. Bu hastalık otlarla tedavi edilemez diyorum size. Sen köy hastalıklarından ne anlarsın doktor? Hata yapıyorsun Seyit. Karın ilaçla tedavi olmazsa ölür diyorum size. Neden anlamak istemiyorsun? İşine git doktor. Karışma dedik sana. Hadi git hadi. Artık. Seyit, karın ölebilir. Hata ediyorsun. Hayırdır, sen burada ne yapıyorsun doktor bey? Hasta vardı, ona bakmaya geldim. Ben muhtarın kızıyım. Adım Kezban. Sen de köye misafir geldin, bir türlü gidemedin. Devamlı kalacak mı? Hadi gidelim, yapacak bir şey yok Tarık bey. Hastanın durumu kötü Dila. Geceye kadar dayanamaz. Laf dinlemiyorlar işte. Göz göre göre ölüme terk edemeyiz Dila. Biz ne yapabiliriz? Ne olmuş Dila? Hiç. Seni ilgilendiren bir konu değil Kezban. Sana da bir şey sormaya gelmiyor. Dila. Yanında antibiyotik var mı? Çantada var. İyi de ilaçları ne yapacağız Tarık bey? Hastayı tedavi edeceğiz Dila. Sen burada otacı kadının yanında kal. Yardım etme bahanesiyle ilaçları otlara karıştır. Merhaba Zelal teyze. Beni hatırlamadınız galiba Zelal teyze. Ben Zeynep. Hatırlasan ne olacak? Sen de onların kanındansın. Benim bu şolara verilecek selamım yoktur. Bu köyde her şey hala aynı. Anam! Gel kurtar beni ne olur. Ne olur gel. Korkma Berfin kız. Yemek getirdiler sana. Ne durursun Berivan? Yemek versene kıza. Yemek istemiyorum ben. Götür onu. Sıkkım ye. Berivan da benim karımdır. Kadın kadına iyi geçinin. Bundan böyle hep bir arada olacaksınız. Olmayacağım. İmam efendinin eli kulağında. Geliyordur. Zorla güzellik olur mu? Sende hiç insaf yok mu Rojan? Aksiliğin nafiledir. Karım olacaksın Berfin. Bana erkek evlat vereceksin. En kıymetli karım da sen olacaksın. Abi. Abi, sana haberlerim var. Hayrola Hamit? Köylü Zelal'e yardım için para toplamış. Bak sen, kimden öğrendin? Muhtarın kızı Kezban'dan aldım haberi. İş işten geçmiştir. Ya Zelal kan parasını tamam ettiyse abi? Kan parası gelse bile ben kızı vermem. Bilesin Hamido, Zelal'in çabası boşunadır.
Nikah kıyılacaktır. Hoca yoldadır, gelmek üzere. Bu nikah kıyılacak. İlla ki kıyılacak. Başka yolu yok. Heh, işte hoca da geldi. Hoş gelmişsin o... Baba! Zeynep, kızım! Yavrum! Babam! Oy kızım! Dur bakayım sen, dur. Hoş gelmişsin kızım. Hoş geldin demek yok mu amca? Hoş gelmişsindir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gözüne. Allah razı olsun. Yengecim. Yavrum. Uy, hoş bulduk. Hey, hadi hadi. İçeride öpüşürsünüz hadi. Hadi. Çok özledim sizi. Gelin hadi. Ne işi var bunun köyde? Niye döndü bu? Savruldu. Evi, eşi, son beşiğim Berfin'im Rojat'a kaldı. Ben ne diyeyim Mete, sen söyle. Olmadı Mete, yetmedi. Gücüm, muradım gözümde kaldı. Dava bitecektim. Kızımı alıp gidecektim. Çocuklarımın her birini bulacaktım. Olmadı. Çocuk elimden kaydı gitti. Öbürleri gibi kaydı gitti. Hele bir göreydi. Baranım gibi baktı. Kaçırmaktan başka çarem yoktur. Canım kardeşim benim. Şimdi nasılsın? İyiyim abla, artık çok iyiyim. Kurban olduğum Allah korumuş seni. Allah razı olsun o doktordan da. Öyle ya, çok şükür. Tarık Bey olmayaydı halımız perişandı. O yarayla çocuk onca yolu gidemezdi bile. He? Ali'cim, hadi ablana bir su getir. Hadi bakalım. Ya çocuğa bir şey olsaydı baba? Değer miydi hiç? Adına töre dediğiniz zulmün peşine vermiş gidiyorsunuz. Bu kaçıncı kurbandır? Çoluk çocuk da fark etmiyor. Dönüp bakmıyorsunuz bile. Neyse Zeynep. Durup dururken ağzımızın tadını bozma. Geldin gideceksin. İki günü bize zehir etme. Gitmiyorum baba. Burada yaşayacağım artık. Gitmeyecek misin? Ya öğretmenliğin ne olacak? Bunca yıl okudun. Buradaki okula tayinimi istedim. Hemen verdiler. Artık köyde öğretmenlik yapacağım baba. Ne dedin? Köyde mi öğretmenlik yapacaksın? Çoluğu çocuğu kendine mi benzeteceksin? Amca... Bırak beni! Bırak!
Bırakın evime gideyim. Bırakın. İnat etme. Bırakın beni. Yesene yemeği. Sonra güzellik İnat olmaz. Yemek işte. İstemiyorum. Hadi anlamıyor musun? Ne oluyor burada? Aç aç oğlum. Yemek getirdiydik. Kadın, bu kapıyı kimse açmayacak demedim mi ben? Açtır dedik, yazıktır dedik baba. Defolun buradan, çıkın, hadi çıkın. Görmeyeyim sizi. Benden başka buraya kimse girmeyecek demedim mi? Zeynep, bıraksak öldürecek kendini. Sen de rahat dur. Maraza çıkarma. Bırak beni, yoksa kendimi öldürürüm. Zeynep. Hadi kızım, hadi. Hadi, hadi siz de çıkın dışarı, hadi. Hadi yavrum. Hadi. Berfin, Zelal'in kızı değil mi baba? Öyledir Zeynep, öyledir. Berfin kızın bu evde ne işi var baba? O bizim kan davalımız değil mi? Hem kız niye ağır zincirlendi? Niye tutsak edildi? Nikah olana kadar. Sonra çözerim. Zelal kan parasını ödemedi Zeynep. Töreler bize hak verir. Berfin'i alırız. Kan parası için onu eşya gibi satın alamazsınız. Baba sen böyle bir şey nasıl rıza gösterirsin? Töreler böyledir. Karşı çıkman nafiledir Zeynep. Bütün mesele de bu ya. Çirkin olan ne varsa adına töre deyip ardına sığınıyorsunuz. Yakışıyor mu bu size? Ne istiyorsunuz bu kızdan? Hamit! Sustur şu kızını. Yoksa ben susturum. Zeynep yeter artık. Sus konuşma. Sana laf düşmez. Haddini bil. Zeynep. Kızını kurtarmak istiyorsun. Kızımı hayvan gibi bağlamış. Böyle ne kadar tutarlar onu burada. Nikah olsa ne olacak? İlk fırsatta Berfin mi öldürür kendini? Allah korusun. Olur mu öyle şey? Zelal teyze. Getirdim ana. Kızım. Yenge, siz daha yatmadınız mı?
Yok Zeyno, şunları bitirelim yatacağız. Allah rahatlık versin. Sana da. Amcamla babamı karşı karşıya getirmek istemem. Korkma Zelal teyze. Öldürecek hali yok ya. Hadi. Hadi. Tamam sen Allah'ım git. Allah'ım sen bunu. Bakar. Sakin ol ya. Ne bakıyorsunuz lan? Kimse kalmasın burada. Ah!
Bakıyorum hepiniz ayaklanmışsınız. Anlaşılan eve gitmek istiyorsunuz. He, biz iyi olduk. Eve gidek mi? Olur. Ama beraber gidelim. Ben bırakayım sizi. Tamam. Hadi. Siz burada bekleyin. Tarık Bey. Ne yaptın Dila? Dünden bu yana görünmedin. Holte Meryem'in yanındaydım. Hasta fenalaşınca yanından ayrılmadım. Antibiyotikleri hastaya verebildin mi? Evet. Otların içine karıştırıp verdim. Otacı kadına sizi kötüleyince güvenini kazandım. Yardım etmeme izin verdi. Hastanın durumu şimdi nasıl? Gayet iyi. Titremesi durdu. Ateşi de düşüyor. Hastanın ilaca devam etmesi gerekiyor Dila. Sen Meryem teyzenin yanından ayrılma. Peki doktor bey. Nasıl isterseniz. Bakayım da canlandı. Çocuklar çok iyi görünüyor. Bu çocuklar iyileşti. Ama hastalık her an köyü sarabilir. Berfin'imi koru Allah'ım. Rabbim ne olur bize yardım et. Tam düşündüğüm gibi. Tarık Bey. Ne oldu Dila? Niye hala buradasın? Korktuğumuz başımıza geldi. Çok sayıda hasta çocuk var. Hemen bir yer hazırla. Hastaları getirelim. Hastalar buraya gelmiyorlar doktor bey. Herkes Meryem teyzeye gidiyor. Kızı iyileştirdik ya. Herkes onun yaptığını sanıyor. Of ya. Bunu nasıl düşünemedim? Ne yapacağız şimdi? Ne kadar antibiyotik varsa topla. Hadi. Olur. Hadi güle güle hadi. Hiçbir şeye kalmayacaktır inşallah hadi. Hadi kızım sen gel. Hadi. Durumları çok kötü. Maalesef. Yardım etmezsek çoğu ölebilir. Ne yapacağız? Aynı oyunu devam ettirmekten başka çaremiz yok Dila. Hastaları kurtarmak zorundayız. İnşallah yakalanmam. Dila. Dikkat et. Şu durumda onlara sadece sen yardımcı olabilirsin. Köylü sana gelmiyor ama ben hasta olsam sana gelirdim doktor bey. Doğrusunu yapardım. İyi hoş da bu doktor da hiç konuşmuyor. Yavrum sen şunu biraz karıştırıver he mi? Hadi kuzum. Hadi yavrum. Aç ağzını. Heh, hadi çocuğum aç 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 aç. Heh. Oo. Heh. Yavrum şifa olsun kuzum. Ha, düşecek şimdi ateşinde. Hiçbir şeyin kalmayacaktır. Heh. Heh. Oh, bak iyileştim bile. Heh. Sen ne arıyorsun burada Kezban? Ben Holte Meyre'ye yardım ediyorum. Sana sormalı Dila. Ben de yardım ediyorum. Rahatsız ediyorum. Çok önemli bir gelişme oldu. Köy yerinde ne rahatsızdı doktor? Hayırdır inşallah. Salgın hayvanların su içtiği yerden kaynaklanıyor. Hastalık sudan bulaşıyor. Ne?
Sulaktan bulaşıyor. Ne yapacağız peki? Suyun bir müddet kesilmesi gerekiyor. En azından hastalığın nereden yayıldığını bulana kadar. Doktor, sen ne diyorsun be? Sen beni köylüye düşman mı edeceksin? Eğer suyu kesmezseniz hastalığı kontrol altına alamayız. Bu daha feci. İyi, tamam tamam. Ben bir çaresine bakarım. Hoş gelmişsin. Safalar getirdin hoca efendi. Sağ olasın Roşat. Buyur. Buyur, buyur. Hamido, imam efendi gelmiştir. Hoş gelmişsin imam efendi. Hoş gelmişsin. Hoş buyur. Bulduk Hamit kardeşim. Buyur imam efendi, buyur. Geç. Aç ağzını. Maşallah. Aç bir daha aç hadi. İyi olacaksın, iyi olacaksın. Ne yaptın sen Dila? Ne yapmışım? İlaç attın. Saçmalama Kezban. Vallahi billahi ilaç attın. Gördüm ben. Nikah kıyarım kıymasına da Halo İbrahim kıymayınca bu işte bir iş vardır derim. Ne işi olacak imam efendi? Halo köyde değil. He ya. Onun için. O olsa size zahmet verir miydik imam efendi? Tamam. Madem öyle dersiniz gelini getirin nikah kıyalım. Tabii tabii. Ben gelini getireyim. Baba, baba, yapma etme, yazıktır, günahtır. Oh, yaydan çıkmıştır Zeynep. Bırakın beni ne olur, ne olur gelmeyin. Allah aşkına yapmayın. Ne olur Hamit amca, ne olur öldür beni. Yalvarırım öldür. Yalvarırım bırakın beni ne olur. Ne Rahim. Olur. Çaban boşunadır. Bu yoldan dönüş yoktur. Gel. Yürü. Bırakın beni. Baba. Yürü. Baba bırakın ne olur. Evet, sen karışma. Rahim bana bak. Ne olur. Ne istersiniz bu çocukta? Eğer bizi imam efendiye rezil edersen sonunu sen düşün. Ömür boyu ahırda bağlı kalırsın ona göre. Tamam Hamit amca. Tamam ne istersen yapacağım. Yapacak mısın? Söz mü? Söz. Ama kolumu bırak ne olur. Ha şöyle. Tamam. Harfi kendimi öldürürüm dedim. Harfi yapma. Harfi yapma dedim. Yaklaşmayın. 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 Bırak silah dedim sana. Sakin ol. Yapma. Mervin bırak. Mervin. Sakin ol. Mervin. Yapma. Yapma. Mervin. Yalvarırım yapma. Bırak silah. Sakın yapma Mervin. Bırak silah dedim. Yalvarmayın. Kendimi öldürürüm dedim. Bırak şunu elinden. Mervin. Mervin. Bırak. Mervin. Bırak. Bırak silah dedim sana. Mervin. Benim. Mervin. Yok bırak. Mervin. Bırak dedim. Benim. Dediysem dinletemedim Meryem teyzeye. O Kezban yüzünden yakalandım. Ne yapacağız şimdi? Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Allah akıl fikir versin. Gelmeleri için illa birilerinin ölmesi mi gerekli? Bu durumda salgını engellemek neredeyse imkansız. Doktor! Doktor! Berfin bu. Berfin mi? Ne oldu? Kendini vurdu doktor bey. Hemen ameliyathaneye. Hemen hadi hadi. Durumu nasıl doktor? Kurtulabilecek mi? Bir şey söyleyemem. Ameliyatı alacağız. Dışarı çıkın. Hepiniz dışarı çıkın.
Durum müsaadeydi Zelal teyze. Kızım, yavrum. Yoksa öldü mü kızım Dila? Allah'a şükür ki yaşıyor. Yardım edin. Ne olur yardım edin, kızım ölmesin. Kurban olan bir şey yap. Kurtar kızımı doktor. Merak etmeyin Zelal teyze. Elimden geleni yapacağım. Hadi, hadi müsaade edin. Amcamın hırsı yüzünden kız ölümle pençeleşiyor baba. Bela olsun ister miydik? Sen de her şeyi gözlerinde gördün. Bir kazadır oldu işte Zeynep. Zalimler. Öldürdünüz çocuğumu. Bırak. Uçağı mı sandırdınız? Bırak yakamı. Bırak yakamı. Dur kadın. Al sen hele. Bırak yakamı. Uçağım sen. Al dur çekil. Nerede bir sen ya? Beni de al. Al bırak. Zeynep yapma Zeynep. Baba siz Allah gidin. Allah. Ben ilgilenirim. Tamam ya. Zelal hadi kendine gel. Zelal teyze Berfin iyi olacak inan bana. Zelal teyze. Zelal teyze bırakma kendini. Yarayı temizleyip dikmek kaldı geriye. Evet. Kan grubunu öğrendin mi? Evet. Ama kana ihtiyacı var mı ki? Çok kan kaybetti. Kan vermezsek hastayı kaybederiz. Hadi söylesene kan grubu ne? Sıfır RH negatif. Nasıl buluruz bilmiyorum. Hemen umutsuzluğa kapılma. Benimki de aynı. Peki bu şartlarda kanı nasıl vereceğiz? Nasıl yani? Kan seti yok mu? Kızıma kanını veriyor. Allah razı olsun ondan. Ne iyi çocukmuş. Zelal teyze, bana da kızgın değilsin değil mi? Yok kızım. Kendini öldürmek istemiş. Senin ne suçun var ki? Geçmiş olsun Zelal teyze. Canımdan başka bir şeyim yok. İste onu sana vereyim oğlum. Ağlama Zelal teyze. Kızın kurtuldu işte. Kızını görmek istersen görebilirsin. Doktor bey. Buyurun. Ben Ali'nin ablasıyım. Ha, siz Hamit Bey'in kızı mısınız? Evet. Kardeşimin hayatını kurtarmışsınız. Size teşekkür etme fırsatım olmamıştı. Hayırlı akşamlar doktor bey. Size de. Biz daha önce niye karşılaşmadık? Öğretmendir. Şehirde yaşıyor. Niye döndüyse köye? Gelmiş işte. Adı ne? Sağlık ocağındasın Berfin.
Az daha ölüyordun yavrum. Doktor kurtardı seni. Neden kurtardın ben doktor? Yaşamak istemiyorum ben. Berfin, yavrum, bu nasıl söz öyle? Bırakın, bırakın beni öleyim ne olur. O adamın karısı olmaktansa ölmem daha hayırlı. Yalvarırım doktor. Öldür beni ne olur. Canım, güzel kızım. Berfin, yavrum. Berfin, yavrum. Bütün bu azap kan parası yüzünden mi? Hele, bir türlü denkleştiremediğim o lanet para yüzünden. Yetmeyecek olursa... Oğlum... Seni bize Allah gönderdi. Allah senden razı olsun. Vah vah... Bu çocukların halı kötüdür kardeşler. Doktor varken ottan medet umulur. De hadi. Hadi gelin doktora gidelim. Haydi kalkın kalkın. Ne durursunuz? Haydi haydi. Kan parası tamamdır Hamido. Olmaz Hamit. Bırak da babam karar versin amca. Sen karışma bu işe Zeyno. Karışırım. Çünkü Berfin'i vuran benim. Kabul etme Hamit. Onca olandan sonra para gelir miymiş hiç? Doğrudur. Abim haklıdır Zeleli. Taksit günü geçti. Bu para kabul olmaz. Biraz insaflı ol Hamido. Sen git Holte Zelal. Kan parasını da ödenmiş say. Sağ ol Zeynep. Sağ ol. Zeynep, kadın kız mı? Baba, sen eskiden çok vicdanlı, çok iyi yürekli biriydin. Ne oldu sana? Ne yani? Şimdi kötü müyüm ben? Madem töre diyorsunuz, nikah kıyılmadan kan parasını getirdiler işte. Niye uzatıyorsunuz? Ayrıca Berfin'i ben vurdum. Onun kanını ben akıttığıma göre bu ayki kan parasını almamanız gerekirken bir de üstüne kan parası alıyorsunuz. Baba, eğer bu parayı kabul etmezseniz jandarmaya gidip teslim olacağım. Buraya yatırın. Siz dışarıda bekleyin. Hasan'ın hayatını kurtardı dedim. Doktor bey iyidir dedi. Buraya yatıralım. Bunlar geldi. İyi yaptın, sağ ol. Siz dışarı çocukların gidin. Durumu çok kötüdür. Daha da gelecekler. Buraya sığmazlar vallahi. Bu halde hemen Hasan'ı taburcu edelim. Ben evinize kontrole gelirim. En azından bir kişilik yer açılır. İki çocuk daha getirdiler. Burada antibiyotik kalmamıştır ha. Depodan çıkar. Depodan mı? Depoda hiç ilaç olmaz ki. Nasıl olur? Bu listeye göre olması gerekiyor. Ama yok. Köye ilaçları kim getiriyor Dila? He ya. İlaçları köye getiren benim. Bu dosyaya göre köye getirdiğin ilaçlarla köylüye dağıtılan ilaçlar arasında bir uçurum var muhtar. İnan et ben ilaçları doktora teslim ettim. Ne bileyim çalıp sırttığını. Çaldığını nereden biliyorsun? O hainden beklenir. Çalıp satmıştır. Bu köy yerinde kime satar muhtar? Doktor, ne bileyim ben ya. Yani sen de bana ahiret soruları soruyorsun ha. (Gülüyor)
çocukların durumu nasıl Dila? İlaç bitti. Antibiyotik olmazsa bu çocukları kurtaramayız. İlaç nereden buluruz? Bilemiyorum Dila. Çaresiz kaldık. Bir çözüm bulmalıyız. Muhtar sipariş edecekti ama gelene kadar çocukları kaybederiz. Dağdaki mağarada çok ilaç var. Hangi mağarada? Mışolardan kaçarken bir mağara gördüm. İçinde kutular dolusu ilaç vardı. Yaralılar vardı. Tolga da oradaydı. Sonra vurdular onu. Öldürdüler. Tolga öldü mü? Bu nasıl olur? Ne yaptın Tolga? Teröristler. Aman Allah'ım. Demek ki ilaçları onlara satıyordu. O mağaradaki ilaçları almaktan başka çaremiz yok. Allah Allah. Ya inan et, orası çok tehlikeli bir yerdir. Oraya gitmek delilik olur. Haksız mıyım ha? Köyde bir salgın var. Daha da hastalananlar olacak. O ilaçlar gerekli. Ya o mağaraya gidip ilaçları alacağız ya da çocuklar ölecek. Doktor doğru söyle. Çocukları kurtarmaktan başka çaremiz yoktur. Yahu kendinize gelin. Orada çatışma çıkar. Benim oğlum hasta. O mağaraya gitmekten başka çaremiz yok. Yeğenimin ölmesine razı olamam. Benim de kızım hasta. Gidelim o mağaraya. Yahu delilik bu ya. Yahu delilik ya. Kızım. Buradayım baba. Ali'ye okula gideceğim demişsin. Gelip bir bakayım dedim. Okulun hali çok kötü baba. Ne olsun kızım. Öğretmen yok, bir şey yok. Zaten gelen de kaçıp gidiyor. Yıllardır bakacak, uğraşacak bir adam da olmayınca. Artık biri var baba. Zeynep kızım. Çoluk çocuk malla mulla uğraşır burada. Geçim derdinde. Kim çocuğunu okula gönderir? Hem zaten... Amcan da karşı bu işe. Amcam mı? O ne karışır bu işe? Ben bu okulu açacağım baba. Buna mecburum. Bu benim için bir borçtur. Ne borcumuş bir bakayım. Baba, anam Hecer öldüğünde günlerce ağladım. Amcamla kavga dövüş, beni güç bela okula yazdırdın. Anama söz vermiştin, beni okutacaktın. Okuttun, sözünü yerine getirdin. Benim de ona, yani anama sözüm var. Okudum, şimdi de okutacağım. Sen ondan bir oğul istedin. O da canı pahasına da olsa Ali'yi doğurdu. Onu hiç unutmadım.
vefasızlık etmedin. Üstüne evlenmedin. Şimdi vefa sırası bende baba. Bu okul açılacak baba. Bu okul açılacak. Kimseler yok. Hadi gidelim. Belli ki bir tuzak var. Gizlemişlerdir. Ortaya çıkınca ateş edebilirler. Buraya beklemeye gelmedik. Siz koruyun beni. Vallahi gözü pek delikanlı. Az kaldı. Davran. Koş! Thank you.
Geldi doktor. Çıktı. Çocuklar nasıl doktor? İlaçlar iyi geldi mi? Ateşleri düştü mü? Rahat olun. Çocuklarınız kurtuldu. Evet, ben demiştim doktor haklıdır gidip ilaçları alalım diye. Eyvallah, Allah razı olsun. Sayende çocuklar kurtuldu doktor. Vallahi. Gözüm karaymış doktor. Delikanlı çocuk. Nasıl da daldın terörist Sivas? Hoş geldin Mortezel. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Şimdi evlerinize dağılın. Huzur içinde uyuyun artık. Hadi gidelim. Hadi. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olasın doktor. Huzurlu uyuyacakmışız ha? Görelim bakalım huzuru. Görelim. Bunların ne işi var burada? Çok şaşırdım baba. Burada ne işin var senin? Seni almaya geldim oğlum. O kadar yolu bunun için mi geldin? Evet. Niye şaşırdın? Annen de ben de çok merak ettik oğlum. Toparlanıp sabah erkenden yola çıkalım. Ben gidemem baba. Neden? Ne oldu ki? Neden köyde kalıyorsun? Yemek çok makbule geçti Holte Zelal. Afiyet olsun. Doktor da açtır. Ona da yemek hazırlamıştım. Ben götüreyim. Odasındadır. Ben götürürüm kızım. Bu köyde salgın hastalık var. Oğlum sen burada görevli değilsin. Misafir olarak geldin. Baba ben bir doktorum. İnsanları ölüme terk edemem. Doktor bey. Buyurun. Buyurun Zelal Hanım. Doktor bey açsındır sen. Sana yemek hazırlamıştım. Ne zahmet ettiniz Zelal Hanım. Sağ olun.